Süleyman'ım oraya geçebilirsin. Bir ayna daha koy ama da Berkay'ı göstersin. Abi üçüncü kamera nasıl değil mi bizim? Düşük bütçeyle üçüncü kamera yaptık arkadaşlar. Burada üçüncü kamera var. Süleyman selam ver. Selamünaleyküm. Şu an video moduma geçtim fark ettiysen. Arkadaşlar bugün Soydun Metal'i var ve kanalıma hoş geldiniz. Berkay da var arkada. Berkay selam ver. Nereden benim kameranın arkasından ses alsın benim sadece. Buradan alır herhalde sesi. Şu an Zeren vermiş oldu selamı. Arkadaşlar daha önce Soydun Metal'ini incelemiştik. Bayağı böyle şiddetli patlayan bir şey. Şimdi bu gördüğünüz Soydun Metal'lerin hepsini patlatacağız bugün. Çok çılgın video olacak. Tabii bunu içeride yapmayacağız arkadaşlar. Çok tehlikeli oluyor. Mesela perdeye gelince, perdenin üzerine Soydun Metal'leri kalınca suyla temizlerseniz perde de yanıyor. Çok değişik bir şey. O zaman Soydun Metal'in yapısına bakmaya geçelim. Bu ufak bir sodyum metali parçası. Suyla temas ettiğinde hidrojen salınım yapıp patlıyor. Ama ufak bir parça olduğu için eriyip gidiyor. Eğer ateşle yakarsam hiçbir şey olmuyor. Eriyor. Ve belli bir ısıya geldiğinde alev almaya başlıyor. Üzerine su dökünce yine tepkimeye giriyor. Ama parça büyük olsaydı patlardı. Şimdi de bu metalin yapısına bakalım. Bıçakla kesebiliyorum. Kestiğimde parlak metalik rengi görebiliyoruz. Ve sert macun gibi. Elimle şeklini değiştirebiliyorum. Arkadaşlar dışarı çıktık. Berkay şimdi kabımızı ayarlıyor. Büyük şöyle kabımız vardı. Daha önce kızgın yağda su dökmüştük. Bu kabı kullandım. Tencere, kap. Aynen. Berkay çekebiliriz. Neden? Çünkü pazar magazininde friki verdi. Arkadan çekim. Hocam siz de arkanızı dönüyorsunuz. Süleyman hele bak el cepte patronun. Çek Süleyman elini çek. Yeterli. Tencerenin dili olsa da konuşsa içinde yağ patlatıldı, parafin patladı. Alıyorum. Bugün özel arkadaşlar bot giydim bakın yerler çamur. Emek budur işte. İkinci videoda emeği vurgulayacağım şimdiden. Çünkü ben bir YouTuber. YouTuber dedim de arkadaşlar emek veriyoruz beğen atın demeleri gerekiyor. Dedim o yüzden beğen atın arkadaşlar. Denk getirmezsen çok korkunç oluyor. Suyu neden Berkay'a doldurdum? Çünkü elim su olursa sodyum metalini atarken elimde patlayabilir. Çok riskli olabilir. Elim gaz yağıyla olacak biraz sonra. Gaz yağıyla birlikte içine sodyum atıp kaçacağım arkadaşlar. Önce bir amatörce yapalım şunu. Sonra ilerleyen zamana bakalım ne yapacağız göreceğiz. Allah hocam ayağım çok ağırlaştı. Aman hocam ayağıma bir çamur geldi. Bunlar hep Süleyman'ın laflar. Şu parçaya ne dersiniz? Şu parçanın boyutu nasıl? Süper. Bence gayet güzel. Arkadaşlar bu arada bunun içindeki gaz yağı, bu gaz yağı ile birlikte havadaki nemden bunu korumuş oluyoruz arkadaşlar. Yani şu anda güvende içindeyken. Dışarıda elim şu an gaz yağı olduğu için yine güvende. Ama elimde su olursa patlayabilir de. Tehlikeli baya. Ben atıp ağır ayaklarla kaçacağım böyle. 3, 2, 1. Geliyor. Bayağı iyi. Süleyman yere bak. Arka bahçe mışıldıyor. Yasin İhsan. Bayağı iyi lan. Anam hocam ayağımı bir soydum geldi. Şu videoda gözüktüğü gibi değil. Dumanı falan çeksene be. Şuraya çek. Çok fazla çünkü. Bir de siz bunu içeride patlattınız. Evet. Tamam. Zirvedekiler her zaman yalnızdır. Kullan kullanma. Kapatıyorum. Kullanırım kankam. Eğlence videosu bu. Asismen nedir? Bilim ve eğlenceyi bir araya getiren bir kanaldır. Arkadaşlar bu video çok patlamalı geçecek. Daha elimizde bir sürü sodyum metali var. Az önceki normal boyuttu. Asismen kimdir? Asismen nasıl buraya geldi? Nasıl başardı? Ve neler yapıyoruz? Onlarla ilgili video gelmesini istiyorsanız podcast tarzında yorumlarda belirtmeyi unutmayın. O zaman şimdi yavaş çekim sahnesi için atıyorum. Aaa! Olay bir şekilde patladı. Her yerde şu an patlayacak. Bu nasıl bir şey ya? Aa büyük sodyum orada mı? Bir yerde büyüğün olması gerekiyor ya. Aha! Orada herhalde büyük. Oho! Toprağı yıkıyorum Süleyman şu an. Toprağı biraz temizlemem lazım da. Bunun bahanesiyle. Ama şu aradan atsam. Atıyorum. İşte bu bebeğim. Arkadaşlar şimdi bakalım sodyum metalini asite atarsak ne olur sorusuna cevap bulacağız. O zaman bunun için güzel bir düzenek hazırlayalım ve görelim. Oo ustam şifa mı hazırlıyorsunuz? Hocam siz önce burada değil miydiniz? Hayır hocam içeri geçtim. Ne kadar atmak istediniz beyefendi? Ona göre keseyim size. Hocam sen bana bir şey regat oradan. Tamamdır hocam. Arkadaşlar bu hidroklorik asit bu metallerle tepkimeye giriyor. Önce bunu deneyeceğiz. Sonra da sülfürik asit deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım sodyum metali tepkime girecek mi?
Burası bizim stüdyomuz, burası da bahçemiz. Doğaya zarar veriyor diyorsunuz bazılarınız arkadaşlar ama burası bizim bahçemiz, orman değil. Burada yaptığımız deneyler milyonlarca insanlara bilim için yapılan deney. Doğaya zarar versek bile buraya diktiğimiz ağaçlarla telafisini ediyoruz. Tabii yapmasak yine iyi ama biz burada bilim gösteriyoruz. O yüzden devam. Sütü gazımızı dolduralım. Kenarda dursun. Atıyorum. 3, 2, 1... Hidrojen gazı buraya kadar geldi. Bitti. Şimdi bitti. Süleyman sülfürik asidi hidrojen peroksidini piran asidine dönüştürüyor. Bakalım piran asidine ne olacak? Arkadaşlar elimizde bunlar var. Çok büyük parça yok. Bunları birleştiremiyoruz böyle çok uğraşınca da birleşmiyor. Biraz macun gibi ama yapışmıyor. Yine de farklı parçalar. Eğer abone olup bildirim açarsanız arkadaşlar Ryan ile yapacağım 1 kilo sodyum metabolizmasını kaçırmazsınız. Herkes bildirim açsın ki o videoyu anında izlesin. Şimdi başlıyoruz. Ama hocam ben bunu nasıl atacağından korkuyorum biraz. Süleyman hocam. Allah! Burası şey olmuş da bataklık gibi. Buralarda sodyum metali var mı hocam? Anam bastım ya mayın gibi. Ya yine de heyecanlı ya bayağı. Adrenalin. Kola patlatmaya benzemez kankam bu işte. Anam. Bu ne lan? Valla bastığın yer patlıyor. Dikkat et. At kaç. Arkana bile bakma. Arkana bile bakmadan git. Gidebildiğin yere kadar kaç. Simba. Oho. Oha. İyi ki aşağıdan çekmişiz lan. Tepeden aşağı diyorum. Bilinç kaybı oldu. O kadar çılgın bir şeydi. Ve siz hala kanala abone değilseniz arkadaşlar çok şey kaçırıyorsunuz. Kapyon buldu arkadaşlar. Bunu evde yaptın üstüne her yerde bundan var. Evde yaptığın üstüne ne değil? Yaptın zaten daha önce. Yaptım aynen. Hayır bu kadar büyük yapsak. O da büyüktü. Aynen o da büyüktü. Hocam sizin sulama branşında da bir eğitiminiz var değil mi? Evet hocam. Tencerenin dili olsa da konuşsalam. Başına gelmeyen kalmadı. Yazık valla. Bir yerleri sulamak da çok zevkli bu arada. Şunu suladığı için eğleniyor. Biz de bakıyoruz öyle. Hepçe izler gibi değil mi? Operatör izler. Dükkanın önünü sabah uyanıyordum. Uyku sersemiyim ya. Yarım saat suluyordum. Ne yaptığımı unutuyordum galiba. O kadar çok suluyordum ki. Kankam. Evet. Şimdi sırada tavuk var. Bunu patlatacağız sodyum metaliyle. Sodyum metali onu patlatamayız. Isladı mı baya yani. İçine sodyum metalini koyarsak. Biz kaçıncaya kadar değil mi? Aynen. Direkt doğru. Elimizde patlar zaten. Buyur Süleyman şunu tut. Ben aklıma başka fikir var. Ben illa patlama yapacağım ben ya. İşte bu olur. İşte bu. Işıklı torpil. Bununla mı patlatacağız? Evet. Tepeden tavuk yağmur olacak. Tavuğu niye patlattığımızı soracak olan arkadaşlar için zaten son kullanma tarihi geçmiş bir tavuktu. Hayvanlara versek zehirlenirdi. Üzerinde yazıyor mu bilmiyorum. Tam bir gözüküyor mu. O yüzden zaten çöpe gidecek bir şeydi. Aynen öyle. Dolayı. Zaten videolarda kullandığımız tavuk ürünleri vesaire son kullanma tarihi yaklaşmış. Çöpe atılması gereken ürünlerden yaptığımız için ürünler zaten ziyan oldu. Normal çöpe atılması gereken ürünlerden onlar. O yüzden boşuna duyar kasmayın. Hepsini düşündük. Duyar kasma kardeşim. Tavuktan dumanlar çıkıyor çünkü altta hala var. Piran asidi. Hala tepkime devam ediyor. Hocam torpil alayım. Yine bu kutsal görev, yine patlamalı görev bana kaldı. Oha! Oha! Viskos gitti. Oha! Çok fena oldu Süleyman. Duvarda et parçaları var. Çok fena oldu lan şuna bak. Videomuzun sonuna geldik. Evet Süleyman. Evet hocam. Değil mi Süleyman? Değil mi Süleyha? Evet Süleyman bugün gerçekten de bir sodyum metali patlatıyoruz. Değil mi Yasin? Evet Recep. Bugün UFP 1000 dost topluyoruz. Ne yaptık Berkay biz demin ya? Bayağı çıldırdık. Çok şeyler yaptık yani. Evet. Komşuları rahatsız edecek. Aynen. Komşular ama alıştı. Bizim Yasin geldi diyorlar zaten. İnsanlar uykudan uyandırarak. Uykudan uyandırıyoruz harbiden. Gece gece patlattık. Arkadaşlar o zaman videomuzu gösterelim değil mi? Aynen. Şurada en beğeneceğiniz video var arkadaşlar. Aynen. Burada yeni video var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoş.
Bay bay. Şuraya tıklayın, şurada. Aman hocam, şunlara bir video geldi. Şuralarda videolar var, bunlara tıklamayı unutmayın. Aman hocam.